China News Network tarafından 2 Ocak'ta yayınlanan bir rapora göre 31 Aralık 2022'ye kadar Doğu Türkistan'daki tarım petrol sahasından 33 milyon tondan fazla doğalgaz ve petrol çıkarıldı. Raporlara göre bu sayı geçen yıla göre %30'dan fazla arttı. O dönemde Çin'deki 100 milyonlarca Çin vatandaşının günlük ihtiyaçlarını ve ısınma sorunlarını çözmek için Uygur bölgesinden trenler ve boru hatlarıyla büyük miktarlarda doğalgaz, elektrik, kömür gibi enerji kaynakları taşınıyordu. Ancak bu dönemde Doğu Türkistan'da baskı, zulüm ve zorla çalıştırma kat be kat arttı. Ayrıca Uygurlara yönelik zulme uluslararası alanda soykırım adı verildi. Çin'in sınırlarını açacağını ilan etmesiyle birlikte birçok ülke Çin yolcularla ilgili bir dizi COVID-19 önlemini duyurmuştu. Pekin yönetimi bu konuda karşı tedbirler alacaklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu tedbirlerden bazıları orantısız ve basitçe kabul edilemez. Farklı durumlara yanıt olarak karşılıklılık esasına göre mukabil tedbirler alacağız dedi. Çin'de öncü göstergeler imalat sektörünün 2022'nin son 5 ayında daralma eğiliminde olduğuna işaret etti. Ekonomi ve Finans Haberleri Servisi'nin Çin Genel İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ekim ayında önceki aya göre 0.4 puan azalarak 49'a düştü. Endeks Ağustos 2022'den bu yana büyüme eşiği olan 50 puanın altında seyrediyor. Çin'de geçen ayın başında COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından virüsün ülkenin en büyük şehri Şangay'da nüfusun yaklaşık %70'ine yayıldığı tahmin ediliyor. Şangay Ruijin Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kent COVID-19 Danışma Kurulu üyesi Komünist Parti'nin yayın organı People Daily gazetesine yaptığı açıklamada son bir ayda şehirde bahar aylarında omikron vakalarının tetiklediği salgından 20 ila 30 kat fazla enfeksiyon görüldüğünün tahmin edildiğini açıkladı. Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi takımlarından El Nassr 2,5 sezon için Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Suudi Arabistan'a gelen Ronaldo için başkent Riyad'daki Marsol Park Stadyumunda tören düzenlendi. Ronaldo yeni kulübünden yıllık toplam $200 milyon kazanacak.